güzel günler diliyorum. Iyi mesailer diliyorum. Kolay gelsin. Bugün Şanlı Kıbrıs Barış Harekatımızın 48. yıl dönümü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu noktaya yeterli olmamakla birlikte en azından gelmesini Kıbrıs Türk'ünün bağımsız bir devlete kavuşmasının üzerinden 48 yıl geçti. Başta Bülent Ecevit olmak üzere Necmettin Erbakan'ı Rauf Denktaş'ı rahmet minnetle anıyorum. Kıbrıs şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan Kıbrıs gazilerimize, kahraman gazilerimize sağlıklı, güzel, huzurlu günler diliyorum. Tabii Kıbrıs gazilerimizin aldıkları şeref aylıklarının, gazilik e, maaşlarının da iyileştirilmesini temenni ediyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'na katkı sunan, canını veren, destekleyen herkesi rahmet ve minnetle ve şükranla anıyoruz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Konya, evvelki hafta Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya tabancayla öldürüldü. Bu bize gösterdi ki sağlık çalışanlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 12 Mayıs'ta yapılan kimi düzenlemeler hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de e, 7411 sayılı sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmak suretiyle sağlık çalışanlarına yönelik yapılan iyileştirme ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik Türk Ceza Kanunu'nda yapılan düzenlemenin yetersiz kaldığını üzülerek görüyoruz. Bu sebeple tam da bu sebeple Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık çalışanlarının meslek örgütü başkan ya da yöneticileriyle bugün saat iki buçukta e, grup odasında bir çalışma toplantısı yapmayı planladık ve kararlaştırdık. O toplantıdan çıkacak e, sonuca göre sağlık çalışanlarının temsilcilerinin meslek örgütlerinin talepleri doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni eee bir göreve çağırmamız, belki bir olağanüstü toplantıya çağırmamız da söz konusu olabilir. Bunun kararını sağlık çalışanlarıyla birlikte alacağımızın altını çizmiş olayım. Saat 14.30'da bir kısmı basına da açık bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Önce onu bir söyleyeyim. Toplantının sonuçları ile ilgili ayrıca yarın eee kamuoyunu ve sizleri bilgilendiririz. Değerli arkadaşlar, Çay Tarlası 3 hukuk iki. Yani hukuk çay tarlası karşısında kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün 90. Ne tesadüf ki anayasanın da 90. maddesi çok açık bir hükmü içerirken yani yürütme organınca imzalanan uluslararası anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun bulunmasıyla ilgili bir kanunla ve tekrar Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girer hükümleri çok açık iken bilindiği gibi Cumhurbaşkanı tek imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekildiğini ilan etti. Bunun açık bir kanunu yok sayma, kanunu çiğneme olduğunu herkes ve hepimiz de biliyoruz. Zaten Danıştay'da eee karşı yazan iki üye de bunun çok açık bir hukuk devletinin ihlali sonucunu doğurduğunu ve medeni kanunu da açık çiğnemek olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu da belirtiyor. Anayasa'yı şimdi uzun uzun okumama gerek yok ama gerek anayasanın 90. maddesi gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğünün 90. maddeleri Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Kanunla. Erdoğan. Sen meclisin iradesini bir imza ile ortadan kaldıracak adam değilsin. Bu hukuk ihlalini, bu kanun hukuk tanımazlığı, bu anayasa tanımazlığın Danıştay tarafından tescillenmesi de evet biraz önce <laughs> söylediğim gibi çay tarlasının bu maçı şimdilik aldığının göstergesi. Utanç ve ibret verici bir durum. Hukuk adamlarının orta yerdeki anayasanın çiğnenmesine göz yummaları hukukla bağdaştırılamaz. Hukukla izah edilemez. Bunların nasıl hukuk adamı olduğu ile ilgili de kamu vicdanında hep bir soru işareti kalacaktır. Ancak İstanbul Sözleşmesi noktasında Türkiye'de rahatsız olan bütün toplum kesimlerine sözleniyorum. Bu sadece kadınlarla ilgili bir mesele de değil hepimizin meselesi. Evet kadınlar bu konuda daha yüksek refleks gösteriyor ama İstanbul Sözleşmesi hepimizin meselesi. Medeniyet meselesi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sayın Genel Başkanımızın da dün beyan ettiği gibi bırakın bir haftayı 24 saat içinde devleti teslim aldığımız andan itibaren 24 saat içinde yapacağımız ilk iş İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan yanlışlığı ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi tekrar İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olan bir ülke haline getirmektir. Herkesin bundan emin olmasını istiyorum. Milli Eğitim Bakanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Öğretmenlerden telefon alıyoruz. Sadece öğretmenlerden değil. Otobüs şoförlerinden tutun. EYT'yi artık saymıyoruz zaten. Türkiye'de sorunu olan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çalıyor. Bu bizim için güzel bir şey. Bu önümüzdeki günlerde Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneteceğinin toplum tarafından tayin ve tespitidir. Bundan memnunuz. Ama milletin içinde bulunduğu hal millet o milleti olduğu kadar bizi de üzmektedir. Ne diyor öğretmenlerimiz? Bir öğretmen bilgi ağı kuruldu ÖBA diye ve şu anda yaz tatilinde 600 bin öğretmen 180 saat bu programa katılmak zorunda. Birebir internet üzerinden. Ne için? Uzman öğretmen olmak için. Milli Eğitim Bakanı'nın şunu bilmesi lazım. Öğretmenlik meslek kanunda bir hüküm var. Öğretmenliğin kendisi bizatihi zaten uzmanlık mesleğidir. Bu eskiden 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'nda var olan bir hüküm idi. Sonra öğretmenlik meslek kanunu koyuldu. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Uzmanlıktır kendisi. Uzman öğretmen, baş öğretmen kategorize ediyoruz. Buradan öğretmenlere sesleniyorum. Hiç kendinizi yormayın kardeşim. Bu programa katılmak için yaz tatilini kendinizi heder etmeyin. Biz iktidara geldiğimizde uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi bu ucubeliği kaldıracağız. Ne yapacağız? Öğretmenin rütbeye ihtiyacı yok. Öğretmenliğin kendisi zaten uzmanlık mesleğidir eğitim öğretim tazminatını arttıracağız Cumhuriyet Halk Partisi sözüdür ve uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sistemini kaldırıp çöpe atacağız Türkiye'nin bir tane baş öğretmeni var o hepimize yeter bunun da böyle bilinmesini istiyorum Milli Eğitim Bakanlığı buradan çağırım şu öğretmenleri yorma On ay sonra zaten çöp olacak bir sistem için öğretmenleri 180 saatlik kurslarda 600 bin öğretmenimiz bırak bir tatil yapsın dinlensin adam. Zaten beş yıldız otele gidecek hali yok. Kafasını dinleyecek. Evinin bahçesinde köyünde neyse bilmiyorum. Yazıktır günahtır. Öğretmenlerimize de sesleniyoruz. Zaten anayasa mahkemesine de götürdük konuyu. Boşuna kendinizi helak etmeyin. 180 saat kurs alacağız, ders alacağız diye uğraşmayın kardeşim. Biz geldiğimiz gün uzman öğretmen, baş öğretmen diye bir şey kalmayacak. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ve ikincisi asla da olmayacak. Bunun da altını çizelim. Sağlık Bakanlığı'na da bir çağrı yapalım. Vakalar artıyor. Bir felaket tellallığı yapmak istemeyiz, yapmıyoruz da. Ama üç gün üst üste vaka sayısı binin altına görürse otobüslerde bile maskeyi kaldıracağız diyen bakanlık şimdi 40 kat arttığına göre 40 bini görmüşüz. En ufak bir tedbir yok. Servet Bey maskesini takıyor tıp adamı. Kemal Bey de takıyor sizin dernek başkanı. Bizde maske yok. Hadi burada yok da belediye otobüsünde, trende ne bileyim yani buralarda. Yahu sabah danışmanım hastaneye gitti. Hastanede kimse maske takmıyor. Hastanede maske takılmıyor. Yani ben demiyorum ki büyük büyük yani genel bir kapanma olsun. Ama kimi kısmi tedbirlere ihtiyaç var bu görülüyor. Efendim hastanede yatan az, vaka çok, e Kış geliyor, 40 gün sonra okullar açılacak. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Tekrar karamsar bir tablo çizmek, milleti paniğe sevk etmek istemeyiz. Ama kimi tedbirlerin, küçük tedbirlerin çok büyük faydalar olacağını Sağlık Bakanı sanıyorum biliyor. Ayrıca bilim kurulu nerede ya? Nerede bilim kurulu Servet Bey? Kapandı mı? Lav oldu mu? Ne oldu bu bilim kurulu? Bu bilim kurulu üyeleri bilim kurulu üyeleri neden bir açıklama yapmaz? Daha önce bilim kurulunda çalışmış, iyi yetişmiş bizim de çok saygı duyduğumuz tıp insanları bu konuda Türkiye'nin alması gereken tedbirlerle ilgili niye iki laf etmez? Ben bunu da anlamıyorum. Ve <laughs> tedbiri elden bırakmamak lazım. Evet aşı var. Ne kadar var aşı değerli arkadaşlar? Üç doz aşı yapan kaç kişi vardır? Türkiye 84 milyon. Ben söyleyeyim. Üç doz aşısını tamamlamış insan sayımız 28 milyon. Yani daha 50 küsür milyon, 52 milyon insanımız hatta 56 milyon insanımız iki dozda ya da bir dozda. Bu da büyük bir risk. Bu işin bu kadar gevşemesi doğru değil. Sayın Bakan. Olumlu, olumsuz katkılarınız var. Çabalarınızı yeri geldi takdir ettik. Yeri geldi eleştirdik. Şimdi de onu yapacağız. Şimdi de onu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hükümetin yanlış işlerini ortaya koymazsak görevimizi yapmamış oluruz. Sayın Bakan küçük tedbirlere ihtiyaç var. Öyle görülüyor. Ve bu tedbirlerin <laughs> alınması bir kişinin hayatını bile kurtarsa çok kıymetlidir onlarca, yüzlerce, binlerce insanımızın kaybından söz etmiyorum. Allah'a mesirgesin. Ama küçük tedbirlerle bir kişinin bile hayatı kurtulacaksa bu tedbirleri almalıyız arkadaşlar. Geçiştiremeyiz. Bak biz Covid'le mücadelede başarılı olduk. Covid'i yendik diye caka satmaya, hava atmaya gerek yok kardeş. Covid'i falan yenmedik. Dünya yenmedi. Kimse yenmedi. Bir hastalık bu. Sen tedbirini almak zorundasın ve e, Türkiye'yi riske atmamak zorundasın. Bugün bakanlardan başlamışken bir tarım bakanına da bir çağrı yapalım. Bir süre önce Türkiye'de yaşanan buğday sıkıntısının önüne geçebilmek için Venezuela ile işbirliği yaparak bu ülkede buğday ekimi konusunda görüşmeler yapacağını açıklayan Tarım Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi Venezuela'ya toprak bakmaya gitmiş. Güler misin ağlar mısın? Peşiyle söyleyeyim. Dışarıdan buğday ithal etmekle, dışarıda tarla kiralayıp buğday yetiştirip Türkiye'ye onu taşımak aynı şeydir Sayın Bakan. Ben şunu sorayım. Türkiye'de toplam tarım alanımız 3 milyon 133 bin hektar nasıl küçüldü AK Parti döneminde? Bence Sayın Bakan, yeni bakan bunu bir araştırmalı. Nasıl küçüldü? 41 milyon 196 bin hektardan 38 milyon 63 bin hektara neden düştü? Tarımda ekim dikim yapılan alan. Bakın 2020 pardon 2002 yılında Türk çiftçisi 23 milyon 905 bin hektarda tarım yapmış. 2021'e geldik. 23 milyon 905 bin hektardan tarım yapılan arazi miktarımız 19 milyon 851 bin hektara düşmüş. Yani 4 milyon hektar arazide daha önce tarım yapılan arazide şimdi ekim yok, dikim yok, hasat yok. Neden? Neden? Ve 2002 yılında Türkiye nüfusu 66 milyon kişiyken 19 buçuk milyon buğday üretmişiz. Şimdi 2021'de nüfusumuz 84 milyon, <laughs> ürettiğimiz buğday 17 milyon tona düşmüş. Neden? Muhalefet olarak bunu sormayalım. Bu topraklarımız mı kurudu, suyumuz mu bitti, neyle izah edeceğiz? Hayır efendim, iş gücümüz var. Hacizde de olsa toprağımız var. Traktörümüz var. Ne yok? Bir şey yok. Çiftçi için, köylü için bir şey yok. Bir kısmının traktörü, ahırdaki öküzü hacizde. Büyük kısmı artık traktörünün deposuna mazot koyamıyor. Tamamı tarlasına gübre sepemiyor, serpemiyor. Tamamı ilaç alamıyor. Tamamı tohum alamıyor. Sorun burada. Dört milyon hektar araziden bahsediyoruz. Dört milyon hektar. Burada Venezuela'da arsa ta, toprak kiralayıp buğday yetiştirmek akıl dışılığın ötesi bir şeydir. Beceriksiz üstü bir şeydir. Beceriksizlik üstü bir şeydir ve öyle görülüyor ki dün burada bir ekmek göstermiştim 4 lira. Ekimde millet ekmeği 6 liraya bulur yerse şükredecek. Türkiye buraya gidiyor. Esasen Türkiye enerjide Gıdada ve göç noktasında büyük bir krizin eşiğinde. Şu anda bir kriz var ama öyle görünüyor ki enerji krizi kışın çok daha büyüyecek. Gıda krizi çok daha büyüyecek. Ve öyle görünüyor ki Türkiye göç, sığınmacı, göçmen, mülteci, geçici, koruma altındaki sığınmacı adına ne derseniz deyin. 6 milyon bu sığınmacılarla boğuşmaya devam edecek. Türkiye'nin huzuru, mahallelerin, sokakların huzuru kaçmaya devam edecek. Bunlar olabilir ve kabul edilebilir şeyler değil. Evet içeride manzara tatsız. Dışarıda da temaslar var, gitmeler gelmeler var, aile boyu gidişler gelişler var gene. Ama beyefendi şimdi uçakta İran'da 16 maddelik bir bildiri de yayınlandı. Bildiri henüz bana geçmedi Türkçesi ama etkili arkadaşlarla da konuştuk. Benim İran'daki üçlü zirveden anladığım şu. Herkes kendi türküsünü söylemiş. Dolayısıyla da bir kakafoni oluşmuş orada. Bir mütabakat yok. 16 maddelik bir bildiri var. Ama Türkiye'nin elini rahatlatan, Türkiye'nin terörle mücadelesi noktasında elini güçlendiren bir manzarada, manzarayla, bir tabloyla da, bir kazanımla da değil dönmüyor beyefendi. Söyleyeyim ben. Mesela İran diyor ki, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda biz yüksek hassasiyet gösteriyoruz. Mantık olarak yanlış demiyorum ben buna. Mesela Rusya diyor ki, Fırat'ın doğusu e, Suriye merkezi yönetiminin kontrolünde olmalı diyor. Fırat'ın doğusu, batısında zaten Rusya var, merkezi yönetim var, biraz Türkiye var. Fırat'ın doğusu Suriye merkezi yönetiminin kontrolünde olacak. Peki nasıl biz orada terörle mücadele yapacağız? Rusya'nın yaklaşımıyla. Türkiye ne diyor? Her an operasyon yaparız, destek bekliyoruz. Destek aldık demiyor Türkiye. Üç gündür, iki gündür oradalar. Her an operasyon yaparız, destek bekliyoruz. Ne desteği bekliyorsun? Merak ediyorum. Dışarıya gidip yabancı devlet başkanlarıyla, devlet adamlarıyla fotoğraf vermek, iç politikada belki insanların biraz gururunu da okşayabilir. Vay, bizim Cumhurbaşkanımız işte İran Cumhurbaşkanıyla, Amerikan Başkanıyla, Rusya Başkanıyla olabilir. Sonuç önemli, sonuç. Erdoğan'ın şimdiki durumu tam bal yapmayan arı misali. Tam olarak bu. Laf var, gezme var, tozma var, uçaklarda gazetecilerle sohbet var, tezvirat var, muhalefete çamur var, icraat yok. Tıpkı F16 krizinde olduğu gibi. Ne oldu şimdi ABD temsilciler meclisi Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satma planını zorlaştıracak yasa değişikliği önerisini kabul etti. Türkiye'nin bunu elinin tersiyle itmesi, yırtıp atması lazım. Ben sana uçak veririm ama bunu Ege'de kullanamazsın. Vay anasını be. O uçağı al başına çal. Ben senden paramı verip uçak alırsam her yerde kullanırım. Her yerde kullanamayacağım bir uçağı da almam. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü. Rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan Amerika'ya posta koydu. Evet ambargoya maruz kaldık. Ama Amerika'ya rağmen, Avrupa'ya rağmen, dünyaya rağmen Kıbrıs semalarında uçaklarımız Rum canilere korku saldı. Gemimizi de kullandık, helikopterimizi de kullandık, uçağımızı da kullandık. Sen şimdi F-16 alacaksın, Ege'de uçuramayacaksın. Bu Türkiye'nin onurunu inciten bir meseledir ve kabulü mümkün değildir. Biz Erdoğan'a kızarız. Eleştiririz. Çok yanlış yapıyor. Çok çok beceriksizlik ötesi yanlışların altına atan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ama seveyim sevmeyim bu adam Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ya. Diğer dünya milletler ailesi içerisinde Türkiye'nin itibarını, şan ve şerefini korumak herkesten önce bunun işi. Bize verse biz onu hallederiz. Verecek millet o veremez zaten. Biz hallederiz. Ama git görüş falan filan böyle kapı arkası. Ne oldu Finlandiya e, İsveç meselesi? Güya büyük e, şeyler aldık dediler. Ma sekiz madde miydi? E, bir mutabakat yayınlandı. NATO dedi ki bu beni bağlamaz mesela. E, bağlamaz hakikaten. Üç ülke arasında imzalanmış bir mutabakat. NATO belgesi değil. Şimdi diyor ki sözlerinde durmazlarsa şöyle yaparım böyle yaparım. Bence Atalan onun tabiriyle Üsküdar'ı geçti. Oradan bir daha geri adım atman zor. Bunu başta yapacaktı. Başta. Bir kontrol mekanizması kuracaktı. Türkiye'ye tehdit olan terör örgütlerine yönelik olarak başından beri söylediğimiz şudur. Hangi ülkeden gelirse gelsin. Türkiye'ye tehdit olan terör örgütlerle ilişkisi olan onlara destek sağlayan bütün ülkelere meydan okumayı bilmeliyiz kardeşim. Bu Amerika ise Amerika'ya. Finlandiya ise Finlandiya, Rusya ise Rusya, Suriye ise Suriye. Buna meydan okuyamazsan, sonra okuyacak meydan bulamazsın. Sana meydan kalmaz. Baştan işi sıkı tutacaksın. Evele gevele, evele geveleyle dış politika olmaz. Aç biraz cumhuriyetimizin ilk yıllarını, yakın tarihimizi, Türk dış politikasını bir bak. Bir ritüeli vardı, bir diskuru vardı Türk dış politikasının. Gelenekleri vardı devlet politikasıydı. Parti politikası değil. Aile politikası değil. Dış politikasını bir aile politikasına çeviremezsin kardeşim. Çeviremezsin. Bu olmaz. Yani MİT müsteşarı elbette gidecek. Milli Savunma Bakanı elbette. Dışişleri Bakanı elbette bu taraf İran tarafı. Arkaya bakıyorum İbrahim Kalın'ı görüyorum. Elbette. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Arkaya bakıyorum Sayın Bilal Erdoğan. Hoppala. Ne işi var orada biraderin? Hani okullar tatile çıkınca aileler çocukları bazen mecburen yanında taşır ya. Bunun gibi bir şey. Okullar kapalı, çocuğu bırakacak yer bulamamışlar. İran'da resmi toplantıya götürüyorlar. Ya ayıp bu ya. Bu hoş değil Erdoğan. Bunun adı görgüsüzlük. Görgüsüzlük. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bunları hep derdim ki parti devleti, eş dost devleti, aile devleti yaptılar Türkiye'yi. Hakikaten öyle. Bir gün bakıyorsun devlet işleri beşli çeteyle konuşuluyor. Bir gün bakıyorsun devlet AK Parti genel merkezinden devlet kararları alınıyor. Bir gün bakıyorsun aile efradıyla uluslararası ilişkiler, e, üçlü zirveler, zirvelerde evlatlar bunun bunun ben Bilal Erdoğan'a kusur bulmam. Gençtir. Bilmez bu işleri. Ama Bilal Erdoğan'ı oraya götürmenin Türkçe karşılığı görgüsüzlüktür. Ayrıca buna Berat Bey de kızabilir. Onu da söyleyeyim. Damat Bey de bundan alınabilir. Onun da altını çizeyim. Değerli arkadaşlar <laughs> meclis başkanı bir tartışma başlattı. Daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı şöyle efendim iki buçuk sayfalık bir basın açıklaması yayınlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde <laughs> kurulan e, 26 Temmuz 2017 tarihinde kurulan darbe araştırma komisyonu raporunu yoktur dedi. Yoktur. Böyle bir rapor. Yani komisyon üyelerinin mütabakatıyla meclis başkanlığına sunulmuş bir rapor yoktur. Kadük kalmıştır. Dedi. Dün biraz söylemiştim hatta şöyle demiştim. Eee bombalanan Meclisin kendini bombaya, bombalayanlarla ilgili raporu ortadan kaldırması ayıp üstüdür dedim. Ayıp üstüdür. Kamuoyundan ne kaçırılıyor dedim. Raporun kadık kaldığını e, ilan etmek baskılara boyun eğmektir dedim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi FETÖ borsasına teslim olmuştur dedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak bunları söylemekten dolayı üzülüyorum içim eriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarının Büyük Atatürk'ün eee bu güzel sözünün tescillendiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin ta kendisidir. Doğusudur, batısıdır. Kuzeyidir, güneyidir. Alevisidir, sunnisidir. Kürdüdür, Türk'üdür. Müslümanı gayrimüslimidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'dir. Çanakkale'de koyun koyuna savaşanların Kıbrıs'ta can verenlerin ayakta kalması için meclisin ayakta kalması için o kanları akıttığını hiç kimsenin unutmaması lazım. 15 Temmuz darbesinde de 251 şehidimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıkları yansın. Buraya millet iradesinin dışında bir irade girmesin diye can verdiğini, kan verdiğini kimsenin de unutmaması lazım. Gelelim rapora. Rapor yok değil arkadaşlar. Rapor var. Hikayesini de anlatacağım. Rapor bu. Bu rapor muhalefet şerhleri hariç 600 sayfa. Tabii bu rapor yazılırken asıl dinlenmesi gerekenlerin hiçbiri de komisyona gelip dinlenmedi. Onları komisyona çağırmaya cesaret edemediler. Mesela Hakan Fidan. Mesela Hulusi Akar. Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın komisyona gelip bilgi vermediği bir rapor. Rapor da sayılmaz esasen. Ama velev ki bir rapor. O parlamentoda oluşan siyasi partilerin tamamının üyelerinin ee, o yazdığı bir rapor var. Rapor yazılır. Sonra usul şudur. Raporu şimdi birlik buraya koyalım. Muhalefet şerhi yazılır. Bu bizim muhalefet şerhimiz. 300 sayfa. Rapor 600 sayfa. Rapor 600 sayfa, muhalefet şerhi de 300 sayfa. Olabilir. Eksik görmüşüz. Yanlış görmüşüz. Buraya yazılmayanları biz buraya yazmışız. Ama normalde ne olacak? Bundan bu birleşecek. Tek kitap olacak. Tek kitap olacak. Buraya kadar sorun yok. Rapor yazıldı. Biz 300 sayfalık muhalefet şerhini koyduk. Buraya kadar sorun yok. Sonra şu oldu. Dönemin komisyon başkanı Reşat Petek iki buçuk sayfalık bir ek koyuyor bu rapora. Koyamaz. Komisyon dağıldıktan sonra. iki buçuk sayfa. Hikayesi de şu. Güya Fethullah Gülen'le CHP ilişkisini belgeleyen bir sahte makbuzu da görüntülü olarak buraya koymak suretiyle. Komisyon üyemiz Zeynel Emre meclis başkanlığına başvuruyor o zamanki meclis başkanına. Bunu çıkarın ya da raporda bu komisyon bitti çünkü. Komisyon başkanı buraya belge koyamaz. Bunu çıkarın ya da bize ek süre verin biz de buna mukabil ek şerh koyalım. Başkan süre veriyor. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman Zeynel Emre'ye tamam diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi şu elimde gördüğünüz 70 sayfa fazla değil. 70 sayfalık bir ekşer koyuyor. Bunun adı da şu. AK Parti FETÖ kardeşliği. Hani Reşat Petek iki buçuk sayfalık bir belge koymuş ya. Bu gelince işler karışıyor. Çünkü burada bazı resimler de var. Öyle resimler var. Çok var. Bir sayfasını göstermekle yetineyim. Bunların tabi bu resimlerin nerede neye çekildiği ne vesaire arkadaşlarımızın gerekçeleri de var. Rapor oldu mu böyle? Diğer partilerin muhalefet şerhleri yok burada. Rapor böyle oldu. Bir e, rapor yok. Var da yok. Var da yok. Sonra bu 70 sayfalık muhalefet şerhi Tayyip Bey'i çok rahatsız eder ve bu işlemi durdurur. Bizim bu 70 sayfayı koymadan bunu basmaya kalktılar. Haber geldi. Ben o zaman nöbetçiydim. Bir grup milletvekiliyle meclis matbaasına yürüdüm. Bunu bu olmadan basamazsınız dedim. Ya Reşat Petey'in iki buçuk sayfalık ek metnini çıkaracaksınız ya bunu da koyacaksınız dedim. Basım durdu. Ya arkadaş bu komisyon Ocak'ta çalışmalarını bitirdi. Bak Ocak'ta 4 Ocak 2017'de 12 Temmuz 2017'de raporu meclis başkanlığına sunabildi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Yedi ay. Yedi ay. 20 Temmuz'da CHP ikinci muhalefet şerhini verdi. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 10 Ekim'de raporu basmaya çalıştı meclis. Bizim iki, ikinci muhalefet şerhini de basmamak kaydı. Şimdi bu ne? Yangından mal kaçırmak. Yangından mal kaçırmak. Meclis Başkanı demiş ki bu rapora şimdi nerede onun yazısı? Bulamadım. Heh. Kimse ulaşamaz demiş. Kamuoyuna basın açıklaması yapmış. Bu rapora tutanaklara e, şöyle demiş. Milletvekilleri veya komisyona davet edilen kişiler tarafından serdedilen görüşlere aşağıdaki internet adresi üzerinden kamuoyunun erişebilmesi mümkün bulunmaktadır. E, bu, erişmek mümkün. Rapor tutanaklara ama rapora değil internetten isteyen tutanakları okuyabilir diyor. Rapor yok. Tutanak var. Konuşmalar var. Bu bir mahcubiyetin, bir suçun e, örtbas edilmesidir. Çünkü herkes biliyor, biz de biliyoruz ki FETÖ-AK Parti ilişkisi ayuka çıkmıştır. herkesi bilinmektedir. Bu raporda da özellikle 70 sayfalık ek muhalefet şehrimizde FETÖ-AK Parti kardeşliğinin açık delilleri komisyona sunulmuştur. Ve bu Sayın Erdoğan'ı rahatsız etmiştir. Raporun basılması, yayınlanması, yasallaşması emir komuta ile engellenmiştir. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altına imza attığı yeni bir ayıptır. Ama herkes bilsin ki çok değil 10 ay sonra, 9 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi bu lekeden, bu ayıptan da kurtulacak ve bu rapor tamamlanacaktır. Ve bu raporun gereği de yapılacaktır. Bu raporun gereği şudur. FETÖ ile ilgili ilişkili tüm siyasilerde adaletin önünde hesap verecektir. Devlet büyükleri ise Yüce Divan'da hesap verecektir. Nokta. Teşekkürler. Evet. Asla kurmaz. Ona da varız biz. Komisyon tazeleyelim. Geçmiş döneme aittir bu. Komisyon işi de kolay komisyonun. Zaten daha önce çalışmış ama oluşmamış, tekemmül etmemiş bir rapor da var ortada. Muhalefet şehirleri de var. Bu raporun yani bu komisyonun bu şekilde kalması mümkün değil. Ama bunlar bunu yapar mı derseniz bunlar bunu yapamaz. Şu varken yapamaz. Yapamaz bu belge varken bu resimler, bu görüntüler hangi birini göstereyim? Hadi buyur. Daha çok var. Bunu yapamaz. Bunu biz yapacağız. Çünkü resim çok, ilişki çok, ilgi çok, iltisak çok, irtibat çok. Ben e, yanıldım Allah beni affetsin milletimden özür diliyorum diyerek bu işin altından da kimse sıyrılacağını zannetmesin. Evet çok teşekkür. Buyurun. Rapor artık kadık kaldı. Evet dolayısıyla bu komisyonun yenilenmesi bir yoldur. Meclis Başkanı cesur davranarak bu elindeki bütün belgelerle raporu e, tek tamamlayıp genel kurula da yollayabilir. Bence bir engel yok. Orada meclis başkanı. E şerhi eklemezse biz itiraz ederiz. Diyorum bu özellikle bu. Bak bundan o kadar korkmuyorlar. Bu 300 sayfa. Bundan korkmuyorlar da bundan korkuyorlar. Ya. Yani biz de hata yaptık tabii. Keşke Tayyip Bey'in Fetullah Gülen'le sohbet ve muhabbetlerini buraya koymasaydık. O zaman belki korkmazlardı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Putin'in ben Erdoğan'ı beklediğini zannetmiyorum. Keşke öyle bir mahareti, öyle bir cesareti olabilse Erdoğan'ın. Bu beni memleder. Ama onu ben öyle okumuyorum. Ee, bilemiyorum. Yani öyle okumak lazım değil mi bilmiyorum ama Erdoğan bilinçli olarak Putin'i bekletemez. Keşke bekletebilse. Keşke bekletebilse. Oldu. Çok kolay gelsin. Teşekkür ederim.